Yatırım Finansman. Günaydın diyelim. Günaydın Nuri Sevgen, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Size hoş geldiniz diyeceğim. Hakan Güldar'da hoşça kalın diyeceğim. Ya bugün bir sosyal etki... Ya nereye gidiyorsun? Evet. Ya sosyal etki zirvemiz var bizim. Sosyal Fabrika ve Ekonomi Gazetesi'nin işbirliğiyle yapılan böyle 110 kadar da STK, kuruluş destek verdi. Şimdi oranın bir açılış konuşması var. Benim böyle görevlerim var, onun için maalesef sizi baş başa bırakacağım. Yoksa çok olmak istiyordum. Özellikle dün dananın kuyruğu kopacak dedikten sonra kopunca. ama yolda tabii izlemeye kesinlikle devam edeceğim. Tamam, iyi, kolay gelsin size. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. O zaman ilk soruyu Hakan Güldağ'dan aldık. Böyle başlayalım isterseniz Nuri Sevgen. Neler oldu? Ya aslında ben bugüne bir grafikle başlayayım dedim. Hani ya şimdi ben aslında şeyi sevmiyorum. Böyle YouTube'da siz yayınlıyorsunuz ya benim bu yayını falan. Altına yorumları falan seyretmiyorum, okumuyorum. Barış Esen yüzünden okumaya başladım. Bir baksana falan filan diye. Çok güzel yorumlar var sağ olsunlar ama öyle garip yorumlar var ki böyle hani insan sinirleniyor. O yüzden ben de hani neden yükseliş bekledim, neden düşüş bekledim, biraz da arz talep dengesi üzerine öğretici bir yayın yapmak için ekrana yansıtmak istiyorum müsaadeniz varsa. Şimdi ekrana şu anda yansıtacağım grafiği. Dünkü endeksimizin grafiği bu. Şu anda görünüyor tahmin ediyorum. Şu anda gördüğünüz grafikte yani şuralardan beri endeks şu seviyelerden beri düşüyor. Bu seviyede şurada zaten grafikte görünüyordur. Yaklaşık olarak 11.200'ler civarından düşüyoruz. Dün şu ortalamalar şurada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu civarlarda yani 10.600 civarlarıyla 10.700 civarlarında buralarda endeks sıkışmıştı. Düne kırılma dediğim nokta ya yukarı ya aşağı kırılacak demiştim. 10.600'ün altına gelirse 10.500 benim için kritik demiştim. Bakın 10.500'ün neden kritik olduğunu görüyorsunuz burada. Birincisi 21 günlük ortalamamız var. O yavaş yavaş yükseliyor 10.400 ile 450 civarlarında. 10.500 psikolojik destek olduğu için onun hemen altında kapattık. Ve bir de yükselen bir trendimiz var. Orta vadeli bir trend. O trendin de geçtiği bölge şu mavi olarak gördüğünüz çizgi bu civarlardan geçiyor. Yani dün aslında o sert kopuşu yaşadık. Tabii bu sert kopuşun arkasında neler var noktasına birazdan geliriz. Ama bugün itibaren ne olur noktasını öncelikle söyleyeyim. Bakın şu gene şu ortalamaların birbiriyle kesiştiği nokta çok önemli. İşte 10.600 civarları burada 5 günlük 10 günlük ortalamalar MOVE endeksi hepsi birbirini kesmiş durumda. Bunlar hareketli ortalamalar, dün ne olduğunu anlatmıştım. Buranın yani 10.600'ün seviyesinin üzerine tekrar bugün atamazsa aşağıda 10.500'ün altına doğru hatta şu 10.400'de kritik gördüğüm trend ve 21 günlük ortalamalar şurada gördüğünüz kırmızı çizginin altına doğru hareket ederse o zaman hakikaten o kırılma yani dananın kuyruğunun koptuğu hatta paramparça edildiği noktaya gelebiliriz. O zaman artık 10.000'ler 9.800'ler gündemimize gelmeye başlar. Ben o kadar karamsar değilim bu arada, onu da söyleyeyim. Ama bir geri çekilme açısından bugün 10.600'ün çok kritik bir nokta olduğunu, bu seviyenin üzerine çıkmadığı sürece aşağı doğru eğilimlerde dikkatli olmakta fayda var. Onu söylemek istiyorum. Peki ne yapmak lazım? Dün de söylemiştim. 10.500'ün altında pozisyonları stoplamak, biraz seyirci olmak, yeniden izlemek lazım demiştim. 10.600'ün üzerine tekrar atarsa burada işimiz çok kolay. Çünkü ortalamaların üzerine attığı için yeniden bir miktar pozisyon alınabilir ve oranın altına gelme sürece taşınabilir. Bunlar dediğim gibi günlük trade önerileri. Yani burada alıp da zaten uzun vadeli tutuyorsanız bunları dinlemeyin bile. Yani bunlar sadece kafanızı karıştırır, moraliniz bozar, olmadık yani senetlerinizi kaptırmanıza neden olur. Dünya da böyle çalışıyor. Mesela bakın zaten dün bir rapor gördüm. Amerika'da Mayıs ayında 14 Mayıs haftası itibariyle 170 milyar dolar da yanlış hatırlamıyorsam borsa yatırım fonlarına ya yatırım fonlarının geneline yatırımcı girişi olmuş. Bu ne kadar fazla olursa genelde satışlar o dönemlerde geliyor. Tam tersi de 2023 yılında çok yüksek bir şekilde çıkış olmuştu. Borsalarda yükseliş gelmişti. O yüzden yatırımcıların çok fazla algısının yönetildiği bir piyasadır borsa. O yüzden kısa süreli trade ayrı bir şeydir. Uzun dönemli bakış açısı ayrı bir şeydir. Buna bakmak lazım, bu bir. Genel dediğim gibi bugün 10.600 seviyesini izleyeceğiz. 10.600'e doğru bir hamle yapma potansiyeli var bugün hem valör avantajından dolayı. Halka arzlar vesaire de zaten satılması gereken dün satıldı. Bundan kaynaklı bir miktar nakit yaratıldı. Bugün valör avantajı yani bugün yapılan işlemlerin takısı pazar günü gerçekleşeceği için doğal olarak yukarı doğru bir hamle yapar. O hamleden sonra yeniden bir satış gelme ihtimali var.
O gelecek olan satışta nereye geleceğine bakmak lazım. İşte 10.500'ün altına gelecek mi, gelmeyecek mi, orada tutunacak mı, tutunmayacak mı, ona dikkatle izleyeceğiz. İşte 10.400'ler, 450'ler, buralar kritik yerler. Baktık ki burada tutundu. Orada yavaş yavaş hareketler artık dip buldu, daha aşağı gelmiyor. Yavaş yavaş hareketlenme varsa ondan sonra yukarı doğru gitme potansiyeli var. Benim gördüğüm bugün çok ekstrem bir şey olmasa artı kapatma ihtimalimiz yüksek. Tabii burada bir şey daha rica edeceğim sizden. Yani shortlar yayınlıyorsunuz mesela videolarım, bu konuşmalarla ilgili küçük short videolar yayınlıyorsunuz. Şu söyleyeceklerim bir short yapmanızı ve bana da bir kopyasını göndermenizi özellikle rica edeceğim. Başlıyorum. Aracı kurumlar aracılık yaparlar. Aracı kurumlar adında üzeri olduğu zaman aracılık yaparlar. Borsaya üyelerdir ve doğal olarak borsaya üye oldukları için de bu aracı kurumların müşterilerinin verdiği emirleri borsalara iletirler. Amaçları budur. Ve üye olmak için de ilgili regülatörlerden, düzenleyicilerden, yasal hukuki dayanaklardan destek alırlar. Ve bunlar doğal olarak denetlerler. Kamu yararını gözetirler. Şimdi X kurumu sattı, Y kurumu sattı, Allah belasını versin demek doğru değil. Burada müşteriler işlem yaparlar, aracı kurumlar işlem yapmazlar. Bunu özellikle her yerde anlatıyorum. Maalesef böyle yanlış bir yanılgı var. Buradaki aracı kurumları değil, orada ne yapıldığına bakmaya çalışın. Şimdi mesela kaç, neredeyse 10 gündür bir aracı kurumun yoğun şekilde sattığı görülüyor. Hep ekside, nette hep ekside çıkıyor. Arkadaş, bu aracı kurumu hiç düşündünüz mü? Hiç almadan nasıl satabilir? Açığa satış izni yok. Demek ki bir yerden satıp başka yerden alma imkanı var ya da bir yerden aldığını başka yere birmanlayarak satabiliyor. O yüzden bakmayın bunlara. Tamam, short videoyu burada kapatabilirsiniz deyip sorularınıza geçeceğim. Ben de ekranımı görüntüsünü kapatayım. Evet, Mami, Göktuğ duydunuz. Time kodları da ben aldım, yazacağım şimdi gruba. Shorts olarak yine ileteceğiz Nuri Sevgen'e de. Bu arada Çok Nuri Bey, teşekkür ederim. bakın Atilla Partal'dan size bir yorum var. Diyor ki Nuri Bey, negatif yorumlara fazla aldırmayın. Altın her zaman değerlidir. Siz de altın kadar kıymetlisiniz demiş Çok izleyicimiz. Yani teşekkürler. bizim Genelde çok izleyicilerimiz. çok teşekkür ederim. Genelde olumlu yorumlar geliyor. Ya benim burada yapmaya çalıştığımı gerçekten bu işte anlayan insanlar anlıyor. Yani ben burada her şeyden önce bedava yorum yapıyoruz. Sizden bir çıkarım yok. Yani doğal olarak ekstra bu hani insanlar bir yorum vermek için bile bilgilerini paylaşırken bunun doktor mesela bir reçete yazarken 10 yıllık eğitimin arkasından mı reçete yazıyor? Bizde bir doktoramız var, eğitimimiz var, 30 yıllık tecrübemiz var. Bunu yaparken hiçbir kar gözetmiyoruz. Ben burada senet ismi niye vermiyorum? Vermeyi ben de bilirim ama doğal olarak bunlar yasal değil. Olay o değil. Soruyorlar hangi senetleri alalım, hangi sektörler. Olay o değil. Ben size sadece okur yazarlık adına bir çerçeve veriyorum arkadaşlar. Farklı şeylere bakmanızı istiyorum. Piyasa böyle işlemiyor. O kadar basit değil. X sattı düşüyor, Y aldı alıyor. Yok öyle bir şey. Daha çok işe odaklanın, işin mantığına odaklanın istiyorum. Ama maalesef öyle alttaki yorumlar küçük bir iki tane bile olsa insanın canı sıkılıyor ister istemez. Eminim size de geliyordur. Geliyor geliyor, gelmez olur mu? Yani kamu yararı yapıyoruz bizler de. Bizim zaten gazetecilik eşittir kamu yararı. Siz de gerçekten bu yönde bizlere katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Nuri Sevgen. Bundan acizane ben de kendimce söylemek istedim. Şimdi isterseniz tabii ki madem burada baş başa kaldık, küresel tarafı da konuşalım istiyorum Tabii. sizinle ben. Çünkü hatta dün bir yerde gördüm, yani Nvidia hisseleri durdurulamıyor diye başlık atmışlardı. Musk'ın biz hep açıklamalarını kripto para piyasasına yönlendirdiğini görüyorduk. Nvidia'ya da yine el attı kendisi de sağ olsun. Orada da yine bir yükseliş oldu. Nasdaq'ta tarihi zirveyi gördü akabinde yine. Neler oluyor o tarafta, ne dersiniz? Şimdi Amerika tarafından başlayayım. Amerika'da tahvil faizleri yükselmeye başladı. Bunun da sebebi Amerika'nın son yaptığı ihalelerde talepler, tahvil ihalelerine katılımlar azalmış. Bu da doğal olarak tahvil faizlerini yukarı doğru bir götürü yaptı. Yukarı doğru hareket yaptı. Doğal olarak bu fonlama maliyetlerini arttırdığı için yatırımcıların orada satışı vardı. Bu bir. İkincisi dün özellikle sabah yayında da konuşmuştuk. Konuştuk mu hatırlamıyorum. Çünkü birkaç toplantıya giriyorum. Şirket toplantısında yapıyorum. Atlamış olabilirim. T1 ile T2 günü çakıştı. T2 günü vardı. Dün de T1'i çakıştı. Aynı anda olduğu için de bunun da etkilerini gözlemledik. Üçüncü olarak da Nvidia hisseleri evet bilanço çok iyi geldi ve bilançoda baktığınız zaman rasyolarda hani şey vardır. Biz bilançoları deriz bu geçmişteki fotoğraf deriz. Bundan sonraki fotoğraf için bize mesaj vermesi önemli deriz. Nvidia'nın verdiği fotoğraf gelecekte de iyi şeyler olacağına dair önemli bir fotoğraftı. O yüzden yatırımcılar bu tarafa doğru baktılar. Bu da önemli bir gelişme. Tabi burada bir de Avrupa Amerikan borsalarına dikkatimi çeken bir şey de var. Mesela bize en çok sorulan soru.
Ya Türk Hava Yolları Türkiye'nin en büyük sektörleri, şirketlerinden biri havacılıkta. Çok kere diyor. Uçaklar dolu, tekel gibiler. Niye bu şirket işsizleri düşüyor ve yabancılar satıyorlar? Arkadaşlar çok basit bir şey var. Açın dünyadaki ulaşım havacılık endekslerinin ne olduğuna bakın. 14 Mayıs'tan beri Amerika'da havacılık endeksleri %13 düşmüş. Dün Amerikan Airlines %14'e yakın düştü sadece. Bunun sebepleri var. Bir sürü sebebi var. Mesela Boeing son dönemde motorlarla ilgili, arabalarda bazen bir sorun olduğu zaman geri çağırırlar ya. İşte Boeing de motorlarla ilgili sorun olduğunu söyledi. Hava yolu şirketlerine uçaklarını geri çağırıp motorların tamirini istedi. Türk Hava Yolları'nda 40 ya da 45 gibi açıklandı Türkiye'de de. Türk Hava Yolları 40 ya da 45 tane iş senedinin işte şey pardon uçağının motorunun bakımı için yere indirmek zorunda kalacak. Bunlar bir maliyet falan tüm sektörü etkiliyor. Ulaştırma sektörü yani böyle bakın. Herkes böyle kafasını böyle bir şey yapmış at gözlüğü gibi Borsa İstanbul'a bakıyor. Borsa İstanbul dünya değil. Dünya farklı bir yer. Diyorlar ki dolar bazında ben dolara yatırım yapsam %5 kazanacağım. Doğru. En fazla bu. Ama sadece bazı hisse senetleri ayda %2-3 temettü veriyor ya. Ya baktığınız zaman ETF'ler, borsa yatırım fonları açıp araştırsınlar, baksınlar. Tesla hissesi alacağınızda Tesla hissesi üzerine yapılmış ya da teknoloji hisseleri üzerine yapılmış ya da başka sektörler üzerine yapılmış borsa yatırım fonları var. Bunlar düzenli olarak opsiyonlara yatırım yaptıkları için de düzenli temettü verebiliyorlar. Ya böyle büyük bir piyasa varken sadece Türkiye'deki hisse senetleri konuşmak bana biraz garip geliyor. Türkiye değil dünya. Hele bir de doların bu kadar düşük kaldığı ya da TL'nin değerli kaldığı bir ortamda dünyada ne diyoruz? İşte burada Türkiye'de yediğimiz yemeğin fiyatı İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da aynı fiyat. Hatta orada daha ucuz diyoruz. Oradaki hisse senetleri de aynı düşünüyor yatırımcı. O zaman Türkiye'ye niye gelsin yabancı yatırımcı? Dolar bazında endeks 320, 330, 340 dolarlara gelmiş. Seçici senetlere gelecek doğal olarak. Kısa süreli hareketler için gelmiyorlar. Uzun dönem bakışta geliyorlar. Uzun dönem bakışla ilgili bazı donelere ihtiyacınız var. O yüzden diyorum bir iki ay her şey güzel. Carry trade dersiniz adına, finansal anlamda para giriş dersiniz ama sonrasını görmemiz lazım deyip duruyorum. O yüzden yatırımcılara yurt dışı piyasaları izlemelerini tavsiye ederim. Orada önemli şeyler olduğu zaman Türkiye'de yansımaları oluyor. Yok olmuyor borsa çıktı ama biz de çıkmıyoruz demeyin. Senet bazı hareketleri etkileri oluyor. Nvidia dediğiniz şirket yapay zeka konusunda inanılmaz şeyler yapıyor. Aklınıza hayalinize gelmeyecek şeyler yapıyor. Bunu özellikle bilgisayar oyunlarını seven arkadaşlar çok daha iyi biliyorlardır. O yüzden böyle şeylere bakmak lazım. Tesla dediğiniz şirket Çinlilerle tek başına savaşıyor baktığınız zaman. Yani Çin özellikle pil teknolojisi inanılmaz şeyler yapıyor. Bunlar konuşuluyor ama biz burada içeride işte X kurumu satmış, Y kurumu almış, niye satmış falan. Böyle bakmayalım ya. Böyle bakmayalım lütfen yani. Beni eleştiren de altı eleştirsin. Umurumda değil artık Yok gerçekten geniş bakış açısı her zaman faydası vardır, zararı yoktur. Doğru söylüyorsunuz. Ya bu şey ABD'de de bankacılık sektörünün karı da dün bir haber vardı. Hazır girmişken oraya da birkaç böyle yorum rica edeceğim. %79,5 artmış yani. ilk çeyrekte. Bunun bir etkisini görür müyüz piyasalarda? Ne dersiniz? Ya Amerikan borsalarına bu sabah baktım hala future'lar eksideydi 0,50'ler civarında. Çünkü Amerika tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalar gelen datalar dün işte Beige Book raporu geldi biliyorsunuz. Ondan kaynaklı olarak da bir miktar önümüzdeki dönemle ilgili büyük atak yapması engelleniyor. Faiz indirimlerinin ötelenmesi yani Eylül'den Ekim'e kaymaya başladı yavaş yavaş. Ama bu bankacılık sektörünü karlı hale getiriyor. Çünkü bankacılık sektöründe hem transaction costlar yani işlem maliyetleri hala Amerika'da çok yüksektir. Mesela bizde yoktur. Türkiye'de bir bankaya para yatırdığınız zaman banka bundan masraf almaz. Ama Amerikan bankalar alırlar. Çoğu banka, büyük bankalar alırlar gibi en basit masraftan bahsediyorum. Bundan arınmanın yöntemi de ciddi para tutmaktır. Orada faizler mesela tahvilde %5-5,5'tır ama Amerikan bankalar o kadar büyük faizler de vermezler. Doğal olarak bankalar bundan karlar. Tabii şeyleri ölçekleri çok büyük. Çok büyük ölçekli bankalar bunlar. Kar etmeleri doğal. Yani Türk bankaları neden karlı? Türkiye ölçeğinde para kazanıyorlar. Bir de bunu küresel ölçekte düşünün. Yani bir Bank of America'yı düşünün veya yatırım kuruluşlar JP Morgan, Goldman Sachs. Bunlar küresel işler yapıyorlar. Benim bu söylediğim bakış açısından 100 bin kat daha yüksek görüp daha yüksek karlı olabiliyorlar. Çünkü dünya finans piyasası tarafından dönüyor ve finans piyasası içinde uzman kadrolarda bu kadar kar etmesi normal. Ve doğal olarak bankacılık sektörü orada iyi ama endeksi götüren sektör bankacılık değil orada bizdeki gibi. Orada teknoloji şirketleri daha ön planda. Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık ederim. Nur Şortu Sevda. bekliyorum. Sağ Her yerde olun. yayınlayacağım. Hatta Twitter'ıma özellikle sabitleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Anlaştık. Ben söyleyeceğim arkadaşlarıma. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Yatırım finansman.